Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biliyorsun Selman-ı Farisi Efendimiz işte birilerinin yanında kölelik yapıyordu, çalışıyordu. Sonra tabi Peygamber Efendimiz azat etti onları. Yani satın aldı, sonra azat etti Hazreti Selman radıyallahu anh. Selmanu minni buyurdu. Selman bizdendir buyurdu. Ehli beytimdendir yani. Onlar işte efendilerine hizmet et yola çıkmışlar. Hizmet sırasında önceden gidiyor. Çadır kuruyor, yemek hazırlıyor. Geldiler baktılar. Kuyuda su yok. Sofrada bir tek ekmek var. Dediler, ya Selman bu nedir yani? Bunun yanına bir katık koyamadın mı? Dedi, bir şey bulamadım koyacak yani. O zaman dediler, git Resulullah'a söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Bize bir katık göndersin. Ekmeğin yanına yiyeceğimiz bir şeyler. Hazreti Selman Peygamber Efendimizin yanına geldi. O sırada bunlar da aralarında şöyle konuştular. Selman'ı içi su dolu kuyuya göndersen kuyu kurur. Efendim şöyledir, böyledir, bereketsiz gibi böyle ithamlarda bulundular ve gıybet ettiler. Efendimizin huzuruna gelen Hazreti Selman radıyallahu anh'a Peygamber Zişanımız buyurdu ki ya Selman söyle onlara onlar yemek yediler. Geldi bunlar. Bunlar dediler biz bir şey yemedik. Çıktılar geldiler Peygamber Efendimizin huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki tükürün. Bunlar tükürdüler oraya. Bir de baktılar ki ağızlarından küçük küçük et parçalarıyla kan renginde bir salya çıkıyor. Dediler ki ya Resulallah vallahi billah biz bir şey yemedik. Et filan yemedik. Bu kan da nedir? Efendimiz buyurdu. Selman sizin yanınızdan ayrıldığı vakit radıyallahu teala an. Siz onun ardından şöyle şöyle dediniz ya, ha siz onun etini yediniz buyurdu. Bakın kardeşlerim, yani bu hepimiz gıybet ettiğimizde ağzımızda bir kan kalıntısı, et parçası duracak diye bir şey yoktur. Bu bizim için çok önemli bir örnektir. İbret verici bir vakadır. Dolayısıyla böyle yapan herkesin işte başına bu gelir demektir. Onun için aman ha gıybetten uzak duralım. Ha, gıybet ettin bir ortamda. Size onun da formülünü söyleyeyim. Bak bir efendim faydalı bir ilim vereyim size. Ulema der ki bir kişiyi bulunduğun ortamda gıybet ettin. Ondan helallik almaya da zorlanıyorsan, uzaksa veya diyelim dargınsan, adamdan gidip helallik alamayacaksan veya başına bir iş ki yani şunu yapabilirsin bak. O ortam dağılmadan hemen orada diyeceksin ki bilerek tabii bunu yapmayacaksın ama ağzından kaçtı. Eşek arısı hani derler ya soksun dilini efendim. Keşke yapmasaydım diye birden bir pişman olacaksın ve oradakilere diyeceksin kardeşlerim ben bu kardeşin gıybetini yaptım. Tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum, siz de şahit olun. Bunu derse diyor o kulla helallik almasına lüzum yoktur. Ama bunun dışında gıybet etti, kalktı, gitti, mecliste aldı. O zaman o kulun hakkına girmiştir. Bizatihi gidip kendisinden helallik istemesi elzemdir.